Selamlar herkese, ben Burak. Bugün sizlere internetten Bitcoin kazanılabilir mi veya kazanılamaz mı bunu anlatacağım. Son bir senede internette çok konuşulmaya başladı. Yok Bitminer falan filan, manyak paralar veriyorlar, Bitcoin kasıyorlar, beleş para falan filan. Neyse, Allah Allah diyorum, her yerde çıkıyor karşıma. Ondan sonra dedim ben de bir deneyeyim. Saat neyse falanlaştım, daha sonra kayıt oldum buraya. Kayıt olduktan sonra böyle değişik bir animasyon var. Burada kendi kendine birikiyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ne bilgisayarını kullanıyorlar, ne bir şey yapıyorlar falan. Siteyi kapat, gene birikiyor. Öyle saçma bir sistem. Neyse, millet kazanıyoruz falan filan. Bir şeyler oluyor. Karma çurma yabancılar da falan oluyor bir şeyler. İlk önce şu blockchain nedir? O amip bir yere kayıt olmanız gerekiyor. O veya ona benzer bir şeydi. Daha sonrasında burada kademi yükseltebiliyorsun, günlük kazancını arttırabiliyorsun. Ama işte 0.01 Bitcoin vermen gerekiyor. Ama şöyle bir saçmalığı var. Mesela burada 0.01 Bitcoin oldu. Bunu direkt buraya aktaramıyorsun. Ya da bu kadar oldu. Direkt basıp aktaramıyorsun. Normal böyle bir hesabın, PayPal gibi bir hesap, onda Bitcoin olması gerekiyor. 0.01. Hani buradan çeke basıyorsun. Bir yıldır gelmiyor yani. Öyle saçma bir sistem var. Zaten yalancı olduğu buradan belli. Zaten böyle bir şey olmasın saçma. Asıl olursa tehlike içindesinizdir. Çünkü hani adamlar boş beleşe sana para vermezler. Ya bilgisayarını kullanıyorlar, ya bir virüs, ya da bir şey. İlla ki bir şey yapıyorlardır. O yüzden vermiyorlar zaten. Burada şimdiye kadar toplam verdikleri Bitcoin yazıyor. 1008 gündür açıkmış galiba site. Bunun gibi aynı tarzda bir site daha var. Hatta bayağı bir site var. Çoğu kapanıyor, açılıyor falan. Parayı alıp kaçıyorlar, bir şeyler abidik gubidik şeyler yaşanıyor. 904 gündür açıkmış bu da. Birbirinin yancıları gibi bir şey. Yani aynı şeyci, üretici galiba. Burada da böyle amip gibi birikmiş. Böyle açmıştım, bırakmıştım. Abidik gubidik birikmiş. Ne kadar birikmiş bakalım. 38 TL birikmiş. Oh my god. Tamam, neyse. Günlük bu kadar veriyormuş bu site. Mesela sıçtık sıkıladık bir dakika. Günde 8 kurşun bir altında veriyormuş. Neyse. Ha, pardon. Günlük diyorum. Dakikalık. Günlük bu kadar veriyormuş. Ne kadar veriyormuş bakalım. Günlük 12 lira veriyormuş. Bu da ayda 12,70. Ayda sana 381 TL diyormuş. Güzel. Hani ilgi çekici bir şey. Ama vermiyorlar. Bak mesela ben açık bırakıp gittiğimde baya bir süre sonra tekrar geldim de, baya bir süre dediğim 2 haftada falan sonra, çünkü kapatıyorlar. Sıfırlıyorlar hesabı yani. Öyle öyle bir mallık da var. Neyse, daha sonrasında baya güzel birikti falan filan. Aynı sistem bunda da var. 0.05 istiyor gene Bitcoin. Eğer bu hesabınızda olmazsa sen yükselemiyorsun. Hani senin bir üst kata geçiremiyor. Buradaki parayı da aktar diyorsun, 10 yıldır aktarmıyorlar. Hani illa bir para yatıracaksın. Ama para yatır, hemen direkt üst kademeye geç. Milleti öyle büyülemeye çalışıyorlar, bir garip bir şey var. Daha önce aldıklarım da varmış bakın burada. 50 milyon tane şey var burada. Bakın Allah bilir kaç Bitcoin ediyor neredeyse. İlla bana hesaplatacaklar. Neyse, bayağı bir ediyor burada. Mesela üst kademeler falan milletin ilgisini çekiyor böyle. İnterneti gördüğümde falan, of manyak para, oman oy şu bu. Bak günlük mesela bunun ne kadarmış, 0 nokta. Buradan hesaplamayacağız bunu. Pardon, 0,02. Aynen, günlük 42 liraymış bir üst kademe. 42 çarpı 30, aylık 1160 TL. Neredeyse bir asgari ücret. Hani böyle insanlar psikolojilerini bozuyorlar. Neyse, bir üst kademe var. 0.75 Bitcoin verecekmişsin bak. Gerçekten verenler vardır muhtemelen. Yani 16.000 lira. Tabi yabancılarda biraz daha ucuz oluyor bu. Gerçekten verenler vardır buna. Türklerden var mıdır bilmiyorum. Yine çiftlik bank muhabbetine dönmesin. Boş yere vermeyin. Orada yok indirim falan filan hikaye. İnternette bir kısmını gördüm, Türklerden ve yabancılardan. Yarısı alabiliyor diyorlar. Nasıl alıyorlarsa bilmiyorum. Aradan kaynak mı veriyorlar, ne yapıyorlar?
bir kısmı da alamıyor. Yani %90 alamıyor, %10 alıyor. Alanlar da muhtemelen para yatırıyor. Şöyle bir üst kademeye geçiyor. Oyunda bir limit belirlemiş herhalde. Para yatırana şu kadar yarı yarıya para veriyor herhalde. Mesela 0-1 yatırdıysan bir 0 fazla 0-5 yarı yarıya kazandırıyor sana. Öyle bir mantık var. Ama gene yarısını cebe atıyor tabi. Oyun niye zararlı iş yapsın ki? Aşırı derecede hani yükseliyor bu oyun anlamsızca. Gidince daha çok oynamaya başlıyorlar bunu. Adamlar kapanmak bilmiyor ki nasıl bir psikoloji şeyleri varsa. Hani demek ki bir sebepleri var bunların. Aşırı derece muhtemelen insanlar 5 bitcoinmiş 10 bitcoinmiş falan yatırıyor. Üst level'e geliyor. Yoksa böyle bir şey olması imkansız. Hani ne bilgisayarını bir şeyini kullanıyor onu kullanıyor falan normal. Gerçek bitcoin kasma muhabbetiyle alakası yok bunun. Düz bildiğin oyun gibi bir şey. Hani açık bırakıyorum buradan, bilgisayar kapalı olsun gene birikiyor. Nasıl bir mantık? Hayır, bilgisayar kullanması gerekmiyor mu? Nasıl birikiyor? Saçım sapan bir şey. Böyle garip bir sistem yapmışlar. Birkaç site daha vardı. Çok kapanıp duruyor sürekli. Sonra geri açıyorlar falan. Gene kapanıyor. Oydu buydu. Çok boş şeyler var. Bunlar gerçekten de 3171 bitcoin verdiyse demek ki bayağı kişi gerçekten de 5 bitcoin falan vermiş bunda. Çünkü bayağı oynuyorlar. Yabancılar falan net kaptırmış bunu niyeyse. Hani inanıyorlar falan. Bilmiyorum. Garip 0.01. Oo alamıyoruz. Mesela bunu çek diyelim. Aynen diyelim. Tamam diyor, yollayacak bak. 50 yıldır yollayacak. Yapacağınız sistemin ya. Nasıl bir mantık. Bak hepsi beklemeden. Türkçe çevrilmiyor mu? Burada bekleme de yazıyor. Hepsi bekliyor böyle. 50 milyon tane dur bir dakika sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tam tamını 26 tane yollamışım. Daha şöyle diyor. Neredeysem bu kadar yok. Bu kadar aynen bu kadar yok. Aynen yok. Aynen yok. Aynen tamam şey. Şu. Aynen tam 550 lira ediyor. Aynen. Arada bir bakıyorum. Diyorum Allah sizin yapacağınız sistemim ben diyorum. Söylüyorum çıkıyor. Böyle bir malca sistemleri var. Yani boş yere zamanınızı harcamanıza gerek yok böyle şeylerde. Hani verme imkanı öyle bir mantık yok zaten. Yani bir para yatırırsın yarı yarıya verir belki öyle. Onun yarısını yani. Mesela 0.1 verip adam sana gidip 1, 2, 3 bitcoin vermez. Öyle bir mantık yok. Ya da böyle bir site açacaksın 10 yıl sonra geleceksin alacaksın. Manyak gibi bitcoin birikmiş orada. Öyle bir imkan yok. Yalancılık gibi bir şey bu da. Hani bir şey kullanmadan da kasması imkansız. Öyle bir mantık yok. Yani böyle şeylere inanmayınız. Ben denemek için açmıştım. Bayağı konuşuluyordu çünkü. Sahte bir tane hesap açtım. Abidik gubidik. Böyle mal gibi birikiyor. Hesabı silemiyoruz mu? Yapacağınız işte. Şikayet yok mu burada ya? Bir dava edelim şunları. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.